masaya hoş geldiniz. Yine dop dolu. Çok sürpriz bir konuğum var. Sizler onu hem tiyatrodan hem de ekrandan çok tanıyorsunuz ve çok da seviyorsunuz biliyorum. Ama benim onunla bir mazim var. Neredeyse ailemin parçalarından bir tanesi. Nazan Kesal masada. Buyursunlar efendim. Masa başlıyor. Şimdi artık seyirci diyecek ki bıktık senden Doğa. Sürekli arkadaşların, dostların, ailen. Diyorum ki kocaman bir aileye sahibim. Sen de o ailenin parçalarından birisin. İzninle sen diyeceğim. Lütfen. Hoş geldin Nazan Kesal masaya. Hoş bulduk. Yoğun bir tempoda olduğunu biliyorum. Hem sette hem tiyatroda. Ama evet, zaman ayırdığın için teşekkür ediyorum. Ne demek? Ben de mutlu oldum. Çünkü sen kıymetlisin benim için. Normalde ben çok programlara çıkmıyorum ama sana özel buradayım. Aynısını az evvel söyledim. Dedim ki şimdi seyircilerimiz seni ekrandan çok iyi biliyorlar. Hele son projende öyle bir fazilet oldun ki herkes seni çok severek ve merakla izliyor. Ama dedim senin çocukluğunu, evliliğini, nasıl bir anne olduğunu çok iyi bilmiyorlar. Dedim masada belki de bunları anlatır, bunları konuşur. Çok çok mutluyum beraber olduğun için bizimle. Hadi gel gidelim Manisa Köprü başına. Wow. Gidelim. Manisa'ya hiç gitme şansım olmadı açıkçası. Olmadı mı? Çok yer gezme şansım oldu ama Manisa'yı özellikle Köprübaşı kasabasını hiç görmedim. Orada dünyaya geliyorsun. İlk öğretimini ve liseyi de orada tamamlıyorsun. İlk öğretimi ortayı orada tamamlıyorum ama liseyi Salih'de okuyorum. Oraya yarım saat uzaklıkta başka bir ilçede tamamlıyorum. Çünkü benim çocukluğumda ticaret lisesi kavramı vardı böyle 85'ler, 86'lar. Yani kız çocuklarının böyle ticaret lisesinde okuduktan sonra bankada memur olmalarını hayal ederdi anneler, babalar. Benim için de öyle bir hayal kurdular ama ben o hayalleri evet, alt üst ettim. Onu biliyorum. Şimdi hayatınla ilgili araştırma yaparken nasıl hayır ben kendi isteğimi yapacağım diyen kişiliklerden bir tanesisin. Evet. Ailede sonra amcalar sanatçı evet, oluyorlar ama opera sanatçı. Sana o şansı tanımıyor aile ama yine de Nazan Kesal oraları kırıp evet geçiyor. Biraz zorluyoruz oraları. İşte şimdi o zorladığın yerleri konuşacağız ama önce hızlı bir reklama gidelim. Sonra buradayız efendim. Haydi ekran başına buyursunlar. Çok enteresan. Ben de şimdi heyecanlandım bu fotoğrafı görünce. Hiç beklemediğim yerlerden geldi Doğaç'ım. El otomatik olarak gitti. Aynen hakikaten şöyle, değil. Şöyle şöyle başlarsınız. Nasıl hatırlıyorsun? İşte henüz olgunlaşmamış karpuzları taşa vurup kırmak için giderdim biraz tarlaya. Da 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 da. Zamanın tarla kızı. Şu anın sinema ve ekran yıldızı. Bu sınavı kazanıp burada okumayı hak ettiysen demek ki yeryüzüne bir şey söyleyeceksin. O yüzden buradasın ve gitmiyorsun dedi. Ama bundan benim haberim yoktu. Ya bu bana söylendiğinde böyle bir cümle kurulmamıştı. Bu o mu dedim. Evet dedi. O anda işte. Yani orada işte Eros tak tak. Işte. Hukları atmaya başlıyor. Evet. Siz de torun istiyor musunuz? Nazan Kesal masamda sohbetimiz devam ediyor. O zaman Nazan Kırılmış da bir soyadın. Doğru tabii, değil mi? Doğru. Evlenmeden önce. Ve diyorsun ki İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine gideceğim. Evet. Bu kararı neden verdin? Nasıl verdin? Kimdi etkileyen ailede seni bu yola gitmene sebep olan? Aslında şöyle bir şey o. İki tane opera sanatçısı amcam biraz rol modelimdi. Aslında opera sanatçısı olmak istiyordum. Çok da güzel bir sesim vardı. Biliyorum, çok da güzel türkü okuduğunuzu. O zamanlar vardı. Şimdi yok. Hayır, bu numarayı yemem. Bak burada ama her türlü emrivakiye karşı mikrofonumla geziyor. Evet sonra, peki destek oluyorlardı tabii yani. Tabii tabii yani onlar kendi çaplarında kendi önlerini açmışlar. Hiç kimse onların önünü açmamış. En azından hani yeğenlerimize faydamız olsun diye bana bir omuz attılar aslında ama tabii müzikal eğitimim olmadığı için ben operadaki o sınavları kaybettim. Yani sadece sesin güzelliği yetmiyor biliyorsunuz, kulak da tabii, olması lazım. Tabii. Sonra kişiliğimin göstergelerini bir araya getirdiğimde çok dışa vurumcu, çok neşeli, çok taklitçi. Bulunduğu ortamda inanılmaz gözlemci olduğu için kimde ne var hemen alıp onları süzüp onu bir oyun haline getirip anında orada seyirci yaratan bir profilim vardı. Lisede coğrafya hocam beni bir tiyatro oyununda oynattı ve sonra anladım ki o gün sahneye çıktığımda aslında bugüne kadar biriktirdiklerimin hepsi
Eşittir oyunculukmuş yani ve ben bunların aslında farkında olmadan hepsi hazır aslında sende evet, uyanmayı bekleyen. Aynen öyle. Duygular. Sonra da zaten amcam sağ olsun Yunus Kırılmış o önümü açtı ve sınavlara girmiş oldum. Peki hayatında sonra sınavlardan sonrasına yine döneceğim ama hayatta çok önemli bir kahraman daha var. Yanılıyorsam düzelt lütfen. Anneannen. Çok etkilendim çünkü benim de anneannemle öyle bir ilişkim vardı. Orada tanıyorum çok... anneanneni. Allah rahmet evet, eylesin, evet, nur içinde evet, yatsın. Nur içinde yatsın Zehruş'um. Çok hoşuma giden bir fotoğraf var burada. Fotoğrafın da bir hikayesi var. Anlatır mısın onu? Senden dinlemek istiyorum onu. Çok enteresan. Ben de şimdi heyecanlandım bu fotoğrafı görünce. Hiç beklemediğim yerlerden geldi Doğaç'ım. Çok güzel. Şimdi bak şöyle bir hikaye bu. Benim solumda öndeki büyük çocuk anneannem. Arkasındaki de anneannesi. Anneannem 6 aylıkken annesi yani Ayşe nenemin kızı veremden ölüyor. Ve anneannemin anneannesi yani Ayşe nenem şu anda fotoğrafta olan 40 yaşlarında kızı öldüğünde memesine süt geliyor. Ve o 6 aylık torununu büyütüyor. Ve anneannem annesini hiç görmediği için Ayşe nenemi yani büyük anneanneyi artık onu anne olarak belliyor. Ve ben 4-5 yaş yaşlarındaydım kaybettiğimizde çok net hatırlıyorum. Böyle bir hikayesi var. Ne o kadar fotoğrafın. Güzel bir fotoğraf. Evet, çok da güzel bir fotoğraf. Nasıl etkiliyor insanı değil mi? Evet. Geçmişimiz... belleğimiz, geçmişimiz biziz aslında evet. Yani onları taşımak, korumak, yaşamak, yaşatmak, belgelerle, anılarla, hatırlamalarla boş bırakmamak lazım. O zaman şöyle söyleyelim, evde neşeli, mutlu, gözlemci ve hayatı yakalamayı seven bir kız çocuğu vardı. Evet. Fakat daha sonrasında baban oyuncu olmak aslında istemiş. Çok. Ve kendisi ses dergilerinin yarışmalarına girmiş. Evet. Aslında evde böyle bir baba var. Evet. Ve kendi yaşayamadığı hayatı aslında sen devam ettirmişsin gibi. Biraz doğru öyle mu? Oldu. Doğru. Babayla doğru. olan ilişki nasıldı? Babayla olan ilişki işte ya hepimizin babaları çok yine kıymetlidir. Güzel evet evet. Geldi. İşte bu fotoğraflardan birkaç sene önce yani yeni evlenmiş annemle babam bu fotoğrafta. Ne tatlılar. 19 yaşındayken göndermiş 65-64 yıllarında gerçekten çok yakışıklı bir adammış. Çok karizmatik değil çok mi, çok duruşu? Hala öyledir. Fakat yarışmayı ikincilikle kazanmış o ses dergisinin evet. O yıllarda öyleydi biliyorsun. İkincilikle kazanmış olmasına rağmen İzmir'de Ekrem Bora, Selda Alkor böyle bir kastın içinde oynamasını istemişler babamın da bir rol. Şimdi filmin ismini hatırlamıyorum belki babama sorsam hatırlar. Fakat dedem göndermemiş. Ah işte ya. Demiş ki yani bir şeydi. Ne işim var benim sana ihtiyacım var. İşte dedem de ayakkabı tamircisi esnaf. İşte bu ayakkabıları kim çivi çakacak? Ya. Kim tamir edecek? Ne oyunculuğu diyor tabii o tabii, zaman değil tabii. Mi? Yani babadan öyle bir izin çıkmayınca kendi çocuğu da böyle bir taleple karşısına geldiğinde aslında biraz böyle bir direnç gösterdi aile. Çünkü kapalı bir aile. Yani işte muhafazakar diyeyim. Tabii. Çok rağbet gören işler değil o toplumda yani bir de kasaba odur, toplumunda. Tabii ki. İşte oyuncu mu olacaksın? İşte amcamlara mesela operacı, davul mu çalacaksın, zurna mı çalacaksın? Aslında şu çok özür dilerim. Böyle bir algı yani. Ama dikkatimi çekiyor. Masada hep konuştuğum oyuncular, tanınmış önemli isim hep aynı şeyi konuşuyoruz. Ailem istemedi, ailem oyuncu olmamı istemedi, müzik yapmamı istemedi ama aslında o dönemin sanatçıları o kadar kudretli, o kadar zarif, o kadar sevilen isimler ki niye istemez ki aileler? O dönemin sanatçıları gibi olsun çocukları. Şimdi yani, ben isterdim bu dönemde mi olsun çocuğum sanatçı o dönemde. O dönemde mi? O dönemi isterdim. Bu dönemi çok istemezdim açıkçası. Bu biraz şeyle alakalı toplumun yapısıyla alakalı. Yani toplumsal olarak biz daha kapalı bir toplumuz. Evet. Daha geleneklerimize bağlıyız. Ve çocukluğunla gençliğinle ilgili şöyle bir şey de var. Tarlada tütün kırar mısın? Tabii. Ve çok iyi yaparmışsın tabii. Bunu. Ne demek tarlada tütün kırmak? Tarlada tütün kırmak şöyle, şimdi yasak olan sigara var ya, evet. Onların ilk elden yetiştiği alan tütün tarlaları. Bayağı devasa tarlalar. Tabii kocaman, yani. Şöyle şu boya kadar gelir ve o aşama aşama tütünler ayda bir o yaprakların azaltılması lazım. Bak el otomatik olarak gitti. Aynen hakikaten şöyle, değil. Şöyle şöyle başlarsınız. Nasıl hatırlıyorsun şöyle değil mi? Şöyle şu el hep koparan eldir bu.
Ondan sonra 3 elde bitirirsiniz yani. Kurutursunuz. Kurutursunuz sonra. Ama kurutmadan önce işte tarlada o tütünü kırdıktan sonra eve gelirsiniz. Tek tek iğnelere dizersiniz. Sonra onları sergilere koyarsınız. Orada kurutursunuz. Sonra balyalarsınız. Sonra eksper gelir alır götürür filan. Sonra insanların iki dudağının arasında bir şey olur o yani. Çok acayip. Ama çok şey. Zahmetli bir iş. Çok zor bir iş. Biraz benim çocukluğum oralarda geçti yani. Bayağı tarla kızı. Tabii. İşte sanıyorum hafif böyle güçlü ve enerjik bir çocukmuşsundur. Ya o işi çok sevdiğim bir iş değildi. En çok sevdiğim tarafı işte anneannemlerle, dedemlerle ya. Tarlada işte henüz olgunlaşmamış karpuzları taşa vurup kırmak için giderdim biraz tarlaya. Ne lezzetli olur. Tarla kızı şimdi oldu değil mi? Televizyon motor yıldızı. Motor sürmek için de giderdim. Sana bak şey buldum. Da 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 da. Zamanın tarla kızı. Şu anın sinema ve ekran yıldızı. Tamam peki hadi devam edelim. Arkasından dönelim başa. Yani şöyle başa 9 Eylül Üniversitesi'ne. Orada artık tiyatrocu olacağım fikri geldi. Evet. Nasıl bir öğrenciydin? Nasıl geçti o yıllar? Yani işte insanı var eden şey kendi besiyeridir ya. Evet. Yani nerede yaşadıysan sen osun aslında. Yani kasabada büyümüş bir genç kız olarak İzmir büyük bir şehir ve orada sanat okumak. Başlangıçta çok zorlandım ve birinci sınıfta okulu bırakmaya karar verdim. Çünkü arkadaşlık ilişkileri, işte oranın sosyal yapısı, birçok şey sen ait değilsin buraya mesajı veriyordu bana. Dolayısıyla ben de böyle kendi kasabalı gururumla ait değilsem o zaman hiç yokum buralarda deyip bir gün Şahik Hoca'nın kapısını çaldım. Şahika Tekan. Sevgiler burada. O benim hocamdır. Çok kıymetlidir. Dedim ki ben bu okulu bırakmak istiyorum. Dedi ki neden? Dedim ki yapamıyorum. Olmuyor yani. Bu oyunculuk dediğim şey benim içimde var ama ben bunu burada okulunu okuyamıyorum. Çünkü arkadaş ilişkileri vesaireler uyum sağlayamıyorum yani. Fazla mı gelmişti o dönemin ilişkileri ya da? Bilmediğim yerler, bilmediğim ilişkiler, bilmediğim cümleler kuruluyor. Çok zor geldi yani. Çünkü 17 yaşındasınız. Düşünsenize yani kasabadan çıkmışsınız büyük bir şehirde. Bir şey öğrenmeye çalışıyorsunuz ama onu öğrenirken de o insan ilişkileri kısmı tabii, öğrendiğiniz şeyden daha zor geliyor yani. Tabii bir de oradaki aile sıcaklığı tabii, ve bir arada olmanın tabii, o saf tabii, masum duygular tabii, burada belki de yer değiştiriyor bir aynen şekilde. Aynen öyle. Ne dedi Şahika Hoca? Birçok insan hazır geliyordu yani hazır oraya. Aileler doğru, çok destekliyordu ve belli bir okur yazarlık düzeyinde geliyorlardı sınavı kazanıp ama ben saf pür yetenekle geldim yani oraya. Aile şey dedi ki Şahika asla burayı bırakamazsın. Sen çok özel bir insansın. Bu kadar insanın içinde bu sınavı kazanıp burada okumayı hak ettiysen demek ki yeryüzüne bir şey söyleyeceksin. O yüzden buradasın ve gitmiyorsun dedi ve göndermedi. Beni ikna etti. Ondan sonra böyle bir onun motivasyonuyla ben başka türlü bir Nazan olmaya başladım ve güzel bir 4 yıl geçirdim. Ne güzel, evet. Ne kadar önemli, bayağı bir çok keşif bu yani. Motive değil etti mi? Yani Şahik olmasaydı belki de ben şu anda oyunculuk yapmıyor olabilirdim. Belki yani, de gerçekten. Sonra birlikte sahne aldınız mı? Almadık ama bir proje var, ona teklif bence, götüreceğiz. Kesinlikle bu olmalı, kesinlikle evet, bu olmalı. Ve ardından tiyatro hayatında Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümü 91 senesinde bitiyor. Ardından Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde de master. Yüksek yani, lisans yap. Yüksek lisans. Orada aslında televizyon ve sinemayla da buluşmaya karar veriyorsun. İster istemez değil mi? Yani o sinema yüksek lisansı yani biz sahada sen de ben de hepimiz bir biçimiyle iş yapan insanlarız. Çok yani, isterdim sinemada, ben yapmak. Bence süper bir şey. Televizyonda. Yani bunun akademik formasyonunu da almak istedim. Tabii. Yani literatürü de takip etmek istedim. Yani kendi çapımızda okuyoruz tabii ki o sinema kitaplarını. Ama Oğuz Makal bölüm başkanıydı. Benim zaten okuldan da tanıdığım bir hoca. Biraz feyz almak istedim aslında yani. Ne güzel yapmışsın, harika yapmışsın. Ardından televizyonda görmeye başlayacağız seni. Çok fazla oyunun var ama televizyonla ilk tanışmanı hatırlıyor musun? İlk ekrana nasıl çıktığını? Hatırlıyorum tabii. Kim çıkardı, hani kim teklif etti onu hatırlıyor musun? Tatlı Bedüş, Atıf Yılmaz. Ah işte ne güzel. Türkan Şoray. Sene kaç? 90? Bakayım ben de var ama seni deneyeceğim. Bakayım hatırlıyor musun? 93 galiba. 93. Alp Buğdaycı rahmetli o vardı.
Atıf Yılmaz Hoca ile çalışmış ve oldum. Ekran. İlk televizyon dizisi, yani, evet. Bir hatırlayalım mı bakalım televizyonda neler yapmışsın? Neler yapmışsın? Buyursunlar efendim, gelsin. Benimki gece yarısı hiç üşenmez, kalkar yıkanır. Aa, sus kızım. Neden canım? Benim falım değil mi? Başka çaremiz var mı? Aramızda paylaşalım isterseniz. Ben de katılırım. Elimizde fotoğraf gibi bir kanıt var ama. Belki bu adamın da elinde bir kanıtı var. Peki, siz bilirsiniz. Dans edelim mi? Neden olmasın? Uç be aslanım. Veda olsun sana bütün sema. Uç. Helal be. Evet çocuklar. Tanpınar Tefrika'da olmayan Suat bölümünü Mümtaz'ın macerasındaki büyük değişiklikleri ele alarak tekrar kaleme almış. Çok güzel oldu. Gelin gibi. Gelin olduğumda başıma zambak çiçeğinden taç yapacağım. Dün de mi konuştunuz? Yani mercan yaz bitmeden yapalım diyor ama babam da Füreyya teyze de o kadar çabuk istemezler. Neyi bekleyeceksiniz ki? Oğlan askerden geldi işte, fırında çalışıyor, işi de var. Lise bayağı yakışmış sana ya. Sahi mi? Vallahi. Ben de çok seviyorum bunu. Siyah yakışıyor sana. Teşekkür ederim. Sen miydin? La, anlamak mümkün değil. Ben anladım ki Songül'ün bütün öfkesi kendi kocasına. Ama ne öfke, ne öfke. Bak bana buraya yazıyor. Göreceksin bak. Songül her şeyi gözünde. Her şey. Gülü seven dikenine katlanırmış derler. Kiminle koşuyorsun sen? Gül fidanıyla. Dikeni elime battı da. Seni bir daha görmemek için ödediğim bedel olsun bu. Aa, kalbimi kırıyorsun ama. Eski dost düşman olmaz derler. Ya sen ne biçim adamsın? Vay be. Gülay'a senin geldiğini söylediğimden beri kendini mutfağa hapsettim, biliyor musun? Sana en sevdiğim böreği yapıyorum. Sofranın güzelliğine bak. Temizsiniz kesin. Kes. Buyur kardeş. Hoş gelmişsiniz. Biz en alt kattayız. Bir şey lazım olursa. Ha, sağ olasın komşum. İçeri buyur edeceğim de her yer her yerde. Ne densiz bir adam. İş hayatı bu densizleri seviyor olmalı. Bak onlar hala burada. Ama biz gidiyoruz. Taşınırken söylenecek laf mı bu şimdi? Bir kez daha alacağız arkadaşlar. Ama bu kez daha sahici oynamanızı istiyorum. Tiyatro, tiyatro sizin neyinize zaten? Belediye düğün salonu yapacakmış tiyatro. İş garantili bir kurs var ama size uygun değil bu. Nedir o? Gasil işleri. O ne? Ölü yıkama. Abla bilerek mi yapıyorsun sen? Çocuk üzgün zaten. Bilerek yapıyorum tabii. Neriman'a mı üzüleyim? İki gün sonra evim yıkılacak, ona mı üzüleyim? Bir de senin oğlunun derdiyle uğraşacağım. Kızım benim şu tansiyonumu daha üstlenin sen. Anne iki dakikada bir ölçülmez ki ama tansiyon. Ölç kızım sen, ölç. Sen Çerkez'sin değil mi? Böyle sarışın, tipin Kars'tan geldin. Sosyal güvenceniz? Yok. Memleketiniz? Kars'tayım, Çerkez. Sen de saf değilsin abla. Ben zaten saf değilim, nesi? Akıllıyım ben, akıl küpüyüm kendime, akıl küpüyüm. Bir avukat gelecek dediler, ortada avukat yok, bir şey yok. Haberim yok benim bir şeyden. Ben geleyim mi anne? Yok yok sen gelme. Binnaz ablanlarda dursan hiçbir yere gelme. Ben buradayım işte. Anne eve gideyim bari artık. Ne hissediyorsun kendini izlediğin zaman? Yıllara meydan okuyan kadın. Ne çok iş yapmışım. İzlemeyenler için lütfen buradan ısrarla söylüyorum, Saç'ı özellikle izleyin. Benim favori filmlerimden bir tanesi. Bunun içinde tabii diğer filmlerin var, tiyatro oyunların var ama şöyle bir şey söylüyorsun. Aslında bu söylediğin şey sana artık çok yakın değil gibime geliyor. Kendimi ne kadar yok edersem, ne kadar az tanınırsam, ne kadar oynadığım karakter üzerinden seyirci ilişki kurarsa ben o oranda başarılı olabildiğine inanan bir oyunculuk anlayışı. Doğru, hala öyleyim. Hala öylesin, evet. Ama aslında çok yakınsın ve çok evdesin ya artık, hele son Fazilet'le beraber. Çok yakın tanıyor aslında seyirci seni. İnan ki tanıyorlar. Özel hayatından mı, evet, bahsediyorsun? İnan ki tanımıyorlar. Yani şöyle,
Yani yürüyemeyecek bir halde değilim. Çok enteresan bir yerlerde. Mesela dün oğluma dondurma alırken dondurmacı tanıdı. Yani her gün yolda yürüyemeyecek bir halde değilim. O anlamda özgürlüğüm kısıtlanmış falan değil. Yani tanımadıkları zaman da hiç şey yapmıyorum. Bu niye tanımadılar beni, hiç öyle bir psikolojiye girmiyorum. Çünkü gündelik hayatımla oynadığım karakterleri çok net bir biçimde ayırabiliyorum galiba, bilmiyorum. Yani çünkü o ben değilim, oynadığım kişi ben değil. Benle hiç alakası olmayan insanları seçiyorum işte özellikle. Hep ters köşe roller. Bir öncekine hiç benzemeyen bir rolü gelirse buluyorum, evet diyorum. İşaret etmiyorum. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Anlıyorum çünkü senin özel hayatın nasıl yaşadığınızı da biliyorum. Eşinle beraber ve çocuğunla. Siz gerçekten bambaşka bir ailesinizdir. Evet. Yani şimdi ben bunu ne kadar söylesem diyecekler ki ya hani tanıdığın için. Hayır, gerçekten farklısınızdır ve kendinizi korursunuz. Evet, evet. Ercan abim de öyle, eşin. Ona da geleceğim tabii ki, canımın içine, o ayrı. Oyuncu seçimleriyle vardır. Çünkü hayır diyebilmeli bir oyuncu. Ne büyük bir lüks değil mi tabii, bu? Tabii. Nelere hayır demişsindir? Aa, çok şey. Hayır dediklerin geliyor desem ya ben şimdi. Yani proje bazında sinema filmleri var, televizyon dizileri var. Yani şunu soruyorum, var mıdır köşelerin? Yani Doğa, beni şöyle bir rolle sanıyorum göremezsiniz. Yani oyuncu aslında skalası geniş olmalı oyuncunun. Yani her rolü oynayabilecek potansiyeli ve zenginliğe sahip olmalı. Ama tercih etmediğim roller oldu. Yani hani bir senaryo geldiği zaman şu sebeple tercih etmiyorum. Ya bu rolün bana ihtiyacı var mı, ona bakıyorum. Bana yoksa ihtiyacı, çok teşekkür ederim deyip hayır diyebiliyorum. Bana ihtiyacı anda olanı da nerede olursa olsun gider bulurum yani. İşte şimdi seyircilerimizi, oyunculuk yapmayan seyircilerimizi aydınlatmak için bu tabii çok oyuncuların kullandığı bir şeydir anlayacağımız ama anlayacağımız bir dil, evet. Onların anlayacağı bir dille nasıl dersin onu? Yani o rolün bana ihtiyacı yok veya benim bu role ihtiyacı, ya onun ihtiyacı var bana. Nasıl, bilmeyene nasıl anlatacağız bunu? Yani bilmeyene derken bu konuyla ilgili bir fikir yoksa. Yani seyirciye nasıl anlatabilirim daha basit bir tanımla? İşte fazileti örnek vereyim mesela. Evet, fazileti, o sana yazılmış ama orada çok şanslısın değil mi? Ama bundan benim haberim yoktu. Ya bu bana söylendiğinde böyle bir cümle kurulmamıştı. Ben bir adım sonrasında öğrendim bunu. Sevgili Sırma Yanık, Fazilet Hanım ve Kızları'nın senaristi ve fikir sahibi öyküsü, sanıyorum. Öyküsü ona ne ait. Ne güzel, beni hayal ederek yazacak. Fazileti yazarken aslında seni hayal ediyor. Önceden bir tanışıklığınız var mı yoksa rollerinden dolayı mı bu yola çıkıyor? Önceden bir işte çalıştık. Bugünün Saraylısı'nda sevgili Selçuk Yöntem'le beraber oynuyorduk orada. Orada bizim senaristlerimizden biriydi. Onun dışında bir tanışıklığımız yok. Ne güzel ama, bir şey ama. Yani sonrasında konuştuğumda oyunculuk malzemesi ve fazileti sizin yüzünüzde hayal edebildim dedi bana. Yani üzerine dikilmiş bir elbise gibi aslında rol değil mi? Ne kadar güzel bir şey. Çok öyle değil. Değil mi? Değil. Neden? Yani bu çünkü o zaman benim işimin kolay olduğunu gösteriyor. Hayır, hayır, asla. Asla yani öyle bir şey demiyorum. Rol yakışmış olabilir. Hayır. Yakışmış anlamında söyledim. O rol söyledim. Yakışmış olabilir ama tabii fazilet ki beni çok yordu. Fazilet çok yordu ve peki şuna ne diyeceksin? Fazilette anne çocuklarını kendi hayallerini yaşamaya zorluyor ve onlar yaşasın diye onlara müthiş bir baskı kuruyor ve istediği yolda gidiyor. Aslında kendi hayatından da bir parçalar var mı içerisinde? Şöyle, yani kendi geçmişi biraz acılarla dolu bir kadın Fazilet. Kendi genç kızlığı, ailenin belirlediği bir hayat sürmüş. Kendi seçimlerinde de çok üzülmüş ve çok acı çekmiş. Dolayısıyla kızlarının kendi hayatını yaşamaması için onların hayatlarını bile isteye biraz zorla yön vermeye çalışıyor. Sadece benim geçmişimi yaşamasınlar istiyor ama maalesef ne kadar engel olursa olsun yazgı bir biçimiyle dönecekse oraya doğru gidiyor yani. Peki aynı zamanda bir annesin. Evet. Dünyalar güzeli bir evladı var. Ben elime doğdu dermişim. Biraz öyle. Öyle doğru. Çok uzun zamandır görmedim ama ve şöyle güzel de bir şanslı bir yanını da var. Çok güzel bir fotoğraf geldi. İlk görüşte aşk benimki diye anlatıyorsun Ercan Kesal'la olan ilişkisi.
ilişkine. Ve sonrasında aslında Ercan abimin oyunculuk hayatında da çok da yerinde var. Burada beraber görüyoruz sizi işte. Çok güzel. Ay çok güzel Ercan abim. Canım abim, çocukluğumun en büyük kahramanlarından biridir bu arada. Buradan selam olsun. O da seni çok seviyor, selamı var. Ben de senin mesela ilk lisede tanımıştım seni. Evet, çok lise formalarını hatırlıyorum. Siz yeni ilk flörtünüz var. Evet, vardı. Biz o yıllarda daha uzun bir flörtümüz var bizim. Sevdiği benim çevreyle tanıştırıyordu Ercan evet, beni. Beraber oturmuştuk. Evet, evet. Ercan abi şeydir, benim elim ayağım. Yani hangi kitabı okuyacağımdan tut, başım ağrıyor, ne yapacağım? Sence hangi sporu yapayım? Ve... gibi yani bütün saçma sorularımın cevapları aslında kendisine vardı. Ama nasıl tanıştınız ve ilk aşk olduğunu nasıl anladın? Yani ilk görüşte aşk nasıl bir şeydi? Aslında şöyle bir hikayesi var onun. Bugüne kadar çok sordular, çok yanıtlamadım ama demek ki... Tabii ki istediğin gibi. Çok çok ben... Yok yok, yanıtlamadım biliyorum derken ben çok özelimle çok hani konuşulmaktan biliyorum, çok hoşlanmadığım biliyorum için... oralara o soruları getirmemiştim. Neyse şöyle bir şey. Ben tek kişilik bir oyun çalışıyordum. Kıymetli dostum Nurettin Özçıcan'ın müziklerini yaptığı Ankara Sanat Evi Tiyatrosu'yla tek kişilik bir oyun. Ah ah Nurettin oyunu. Evet. Onu da öpmeden geçemeyeceğim. O oyunun müziklerini yaparken Nurettin bana sürekli birinden bahsediyordu. Bir arkadaşından bahsediyordu. Ben de oyunun premierine çok yakın bir tarihte dedim ki birlikte aynı evde kaldığı bir arkadaşından bahsediyordu. Dedim ki getir. Hani her gün onu anlatıyordu işte Ercan bunu yaptı, Ercan şunu yaptı, Ercan şöyle. Aslında ben Ercan'ı tanımadan aşık oldum. Ay, Nurettin'in dilinden aşık oldum, onun anlatımından aşık oldum. Yani onu görmek bir bahaneydi aslında, o bir suretti sadece. O premiere gelmedi ama ben o anlatılanlarla o kadar hayranlık duymuştum ki o profile... onun Eylül Psikiyatrik Kliniği diye bir yeri vardı. Evet. Orada sinema, tiyatro organizasyonları yapardı, tartışma programları yapardı orada. Bir gün psikiyatri-tiyatro ilişkisine gittim. Onun tartışılacağı bir konu. Ah ne güzel. Ve o gün Ercan'ın da geleceğini bilerek gittim tabii. Kapıdan her girene şey diyordum. Nurettin de yanımda oturuyor. Geldi mi? Geldi mi? Çünkü tipini tabii bilmiyorsun değil mi? Tabii tabii. Yani. Hiç fotoğraf falan bilmiyorum. Ondan sonra birisi girdi kapıdan, hiç geldi mi diye de sormadım. Bu o mu dedim. Evet dedi. O anda işte. Yani orada işte Eros tak tak işte. Okları atmaya başlıyor. Evet. Ve işte çok güzel, çok güzel bir şey. Bizim için de çok güzel bir şey. Kocaman bir aile olduk aslında. Evet. Aynı evin içinde ve sonrasında Ercan abinin sinemadaki oyunculuğu uzak filmiydi sanıyorum Nuri Bilge Ceylan'ın ilkti. Evet. Ve o da aslında senin aracılığınla oluyor, doğru mu? Doğru. Hatırlıyorum. Doğru. Hatta bir rol oynayacak 8 tane takım elbiseyle geliyor. Evet. Değil mi hazırlıklı? Evet, evet. Ama Nuri Bilge Ceylan üstündeki güzel demiş. Evet. Selam olsun. Büyük benim o filmde ben sevgiliyi oynuyordum. Dedi ki bir gece çekim yapıyoruz. Ertesi günkü çekimde senin sevgilini oynayacak biri lazım dedi. Yani böyle ortaya konuşuyor. Ben dedim ki benim sevgilim var, o zaman çıkıyoruz Ercan'la. Kim dedi? O yıllarda tabii cüzdanlarda böyle vesikalı fotoğraflar evet, taşınır. Akıllı telefon yok değil falan mi? Tabii cep telefonu şimdiki tabii gibi değil yani. Ben de çıkarttım gösterdim. Aa iyi dedi, gelsin dedi. Dedim ki zaten bu akşam gelecek beni almaya, tanışırsınız. Gerçekten de geldi. O anda tanıştılar. Tanışma. Ve evet ertesi gün 8 takımla gelip üstündeki kalsın, üstündeki kıyafet iyiye kadar giden. Ama nasıl 8 takımla geliyor, nasıl oyuncu olarak ilk günden dikkat etmeye başlamış değil mi özenle? Çok, çok dikkatli. Arkasından zaten 3 maymun, bir zamanlar Anadolu'da, şimdi kendi senaryoları, evet, kitapları çok çok özeldir. Selam olsun Ercan abicim diyorum. Ve hemen dönüyorum. Türkiye'de kadın oyuncuların tuhaf bir yazgısı var. 40'ı geçtiyseniz size ya yan roller ya da kişiliksiz roller teklif doğru ediliyor. Aslında ne kadar doğru ve sektörümüz için ne kadar hazin bir cümle. Ve yaşayan çok oyuncu var tahmin ediyorum. Tabii yani, nasıl kırılacak bu döngü peki? Yani bu yaratım sürecindeki senaryoların, o senaryoyu yazacak olan insanların hayal güçleriyle çok doğru orantılı bir şey. Dünyada, Avrupa'da 40 yaşını geçmiş insanları çok iyi filmlerde biz görüyoruz başrollerde. El ama bebek, bizde, gül bebek. Aynen. Bizde tam tersi, kıza almıyorsunuz. Garip bir biçimde.
tuhaf bir paradoks. Çünkü şöyle paradoks, yani siz zaten oyunculuk dediğiniz şeyi o yaşlarda gerçekten demlemiş oluyorsunuz. Zaten o yaşlarda seyirciye çok lezzetli bir yemek gibi sunuyorsunuz onu. Evet. Yani 20'lerde, 30'larda neydi bu oyunculuk, nasıl neydi? Bir şey, ne menen bir şey. Nereden çıkaracağım? Tabii nereden bulacağım o duyguyu, onun telaşını yaşarken 40'larda artık o duygular gelmeye yani, başlıyor yani. En güzel, en lezzetli yaşı bir oyunculuk. Kesinlikle oyuncunun. Ama bizim ülkemizde ne yazık ki o yaş grubuna ait yaratıcı senaryolar yok. Yani o yaş grubunda da başrol hikayeler olmalı, kadın erkek yine genç nesilde de olmalı, evet. Ama 40'ı geçenler unutulmamalı diye düşünüyorum yani. Evet. Gerçi bu son dönemdeki televizyon dizilerinde oldukça eski oyuncularımızı nihayet doya doya izleyebiliyoruz aslında. Evet. Yani bir mesela Fazilet de böyle bir şey. Evet. Yani televizyon dünyasına baktığın zaman kadın oyuncuların, kadın karakterlerin baş kahraman olduğu ya da anti kahraman olduğu, ki ben öyle bir rolüm şu anda anti kahramanım. Evet. Olduğu çok fazla iş yok. Hep tuhaf bir biçimde her şey eril. Peki, yani erkek egemen. Her zaman gibi maalesef. Eski tiyatro oyunlarında, yazarlarında da olduğu gibi. Peki ben soracaktım, sen bana pas atmış oldun. Bu kadar anti kahraman olan bir Fazilet niçin bu kadar çok seviliyor ve şiddetle takip ediliyor sence? Ne var, neyi yakalıyor seyirci Fazilet'teki? Valla şöyle, ben gerçekten beni çok zorladı Fazilet. Yani şu anlamda zorladı. Benim itiraz ettiğim her şeyi yapıyor. Hani günlük hayatımda insan olarak, insana bakış açımda, çocuğuma karşı davranış biçimimde her şeyi yapıyor. Onu biraz muzip yaptım ben. Biraz sevimli yaptım. Bütün bunları yaparken aslında öyle değil midir? Sen de çok iyi bilirsin. Yani hiç kimse tek başına kötü iyi, tek başına kötü değildir. Hiç kimse acılara gark değildir. Yani en dip acıda bile mutlaka onu gülümseten, onun güldürdüğü birileri mutlaka vardır. Biraz böyle bir şey olsun istedim. Fazilet bana da iyi gelsin istedim. Yani beni de gülümsetsin istedim. O yüzden o muziplikleri, o tuhaflıkları, yalıdaki halleri onu daha sevimli kıldı. O aslında içinde bu yaşayamadığı şeylerin acısını tabii ki, serbest tabii ki, bırakmak lazım tabii ki, aslında değil mi? Tabii ki, yani o kadar çok şey hayal etmiş ki kadın. Yani yoksulluğun, o nemli rutubetli evlerin içinde bulmuşken fırsatını, onu değerlendirmenin içine, onu içine düşürdüğü komik anlar aslında onlar. Durum komiklikleri var çok fazla. Ve o durum komikliklerini biraz Fazilet'in geldiği yer de yaratıyor, kişiliği de yaratıyor. Dolayısıyla onu sevimli bir hale getirdi bütün bunlar. İşte aslında seyirci de onları yakalıyor. Çünkü geçenlerde ben de çocuklar da çok seviyor bu arada. Evet, çocuklar da seviyor. Onlar da herhalde o muzipliklerden hoşlanıyorlar da o yüzden. Ben de geçenlerde hani bir iletişim kurarsın ya biriyle. Hiç tanış olmadığımız biri. O kadar böyle mutsuz ve şey bir hanımefendiydi ki. Kabaca davranan bir hanımefendiydi. Sonra eşimle arabada gidiyoruz. Dedim ki ya görüyor musun Kerimcan? Neden acaba Kerimcan da öyle bakar olaya? Dedi ki bence bir sebebi var yani. Yoksa olmaz böyle mı? Olmaz. Yani doğa bence hem de sıkı bir sebebi var dedi. Boş ver, biz alınmayalım dedi. Gerçekten doğru. Aslında bu insanlığı kurtaracak bir ipucu. Yani herkesin aslında öyle olmaya bir sebebi olduğunu düşünmek. Sebepsiz hiçbir şey yok ki yeryüzünde. Yani belli ki canı yanmış ve bizden çıkardı yani bir şekilde. Tabii. Yani o sebebi dokunmak lazım. Kesinlikle. Yani hani ona dokunacak siz değilsiniz tabii ki ama hani onu yakın çevresi o sebebi bulsa belki o agresiflik ve o kötücül duygular alt üst olacak yani. Kesinlikle. Fazilet'te de öyle. Yani o yüzden bence korkmadın bu anti kahramanı canlandırırken. Yok. Çünkü nedenleri ve gerekçeleriyle oynuyorum. Oynadığım için seyirci ikna oluyor. Evet. Yani o boş bir bağırma, boş bir ağlama, boş bir haykırma değil. Bir acısı var. O acıyı konuşturuyor aslında Fazilet. Kesinlikle katılıyorum. O yüzden sevmiş olabilirler. Ve herkesin içinde bir yere dokunuyor işte. Şimdi karşımda öyle bir kadın oyuncu var ki sayın seyirciler, tabii ki biliyorsunuz ama 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali en iyi yardımcı kadın oyuncu iklimlerle, 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali en iyi kadın oyuncu saç ile, 17. Sadri Alışık Ödülleri en iyi kadın oyuncu yine saç, 44. Siyah Ödülleri en iyi kadın oyuncu yine saç ile, 25. Ankara Uluslararası Ödül Daire Uluslararası Nürnberg Film Festivali en iyi kadın oyuncu, Duhok Uluslararası Film Festivali en iyi kadın oyuncu yine toz. Çok fazla ödüllerin var aslında ve ne kadar güzel.
Çoğu yani hep saç, sinema filmi. Saç işte saç. Biliyordum. İlk izlediğim an biliyordum bu kadar çok ödüllü olacağını. Çünkü hayran kalmışım. Tekrar söylüyorum burada. Bunun dışında da oynadığın oyunlar, Özgürlük Oyunu, Karşılaşmalar, Hitit Güneşi, Bernard Alba'nın Evi, Mikado'nun Çöpleri. Devlet tiyatrosu oyunları onların hepsi. Deli Dumru zaten çok şanslısın. Çünkü bir oyuncunun şansı ya devlet tiyatrolarında yüzüne göre ya şehir tiyatro. Çünkü özel tiyatro bu kadar geniş bir yelpaze oyun. Nerede oynayacaksın? Yani bu çok büyük bir şans. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Şahmeran, Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası, Cam Bardaklar Kırılsın, Ziyaretçi, Rose Luxemburg, Çetin Ceviz oyunların. Ve şimdi gelelim son oyununa. Bunları şundan dolayı saydım. Bunlara zaman yarata, yani hem ekranda olup hem de tiyatroya bu kadar zaman vermek ve emek vermek benim herhalde hayranlık duyduğum tek şeydi ve böyle de gideceğim ben herhalde. Neden tiyatroyu bırakmadın? Bu soruyu şey olarak sormuyorum tabii. Yok anladım. Neydi orada tutan seni? Aslında, bunca şöhrete. O şöhret tırnak içinde benim çok beni çok ilgilendirmeyen bir şey. Belki o yüzden bu kadar içimde beni bugüne kadar getiren duygunun oyunculuk olduğunu ve bunun da asıl yerinin er meydanı olduğunu bilen birisi olarak tiyatroyu bırakamam yani. Peki acaba tiyatroda böyle bir yerin olduğu için mi öbür tarafı şöhret olarak algılamıyor olabilir misin? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Al sana soru. Peki Torun İstiyorum'dan bahsetmek istiyorum. Fragmanı da var. Şimdi seyredeceğim seyircilerimize ama şu an ara verdiniz mi? Şimdi bu sezonu bitirdik. Önümüzdeki tamam. Sezon tekrar devam edeceğiz. Seneye seni davet edeceğim. Evet, inşallah geleceğim. Moda sahnesindesiniz. Moda sahnesinde oynamaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyduğum bir oyundur. Kemal Aydoğan'ın yönettiği ve çok güzel bir ekibimiz var. Caner Cindoruk, Hülya Gülşen. Münircan Cindoruk, Caner Cindoruk, Aslı Samat, Hülya Gülşen. Evet. Hiçbirini atlamayalım. Ahsen Özercan, evet. Kemal Aydoğan yönetmiş evet. Efendim. Bengi Günay sahne tasarımını üstlenmiş. Ve Thomas Yonik. Yonik evet, diye mi Yonik. Okunuyor? Yonik. Biraz bahseder misin? Oyunun bilgileri var bende ama senden bahsedeyim. Kısaca alalım onu. Oyun aslında Alman toplumunda geçen bir oyun ama çok evrensel bir dille yazılmış. Vaudeville diyebileceğimiz böyle yani bulvar tiyatrosunun kodlarıyla yazılmış. Biraz kapitalizmin diliyle yazılmış. Reklam dili var oyunda mesela. Yani cinsel tercihini öteki taraftan kullanan eşcinsel oğlu olan bir anne, iki oğlu var. Biri erkek formuna, normuna uygun yetişmiş. Anneyi üzmüyor ama küçük oğlan başka türlü bir cinsel tercih yaşıyor. Annenin, oyunun hikayesi annenin o küçük oğlanı norma uygun bir erkek haline getirme hikayesi. Kendi ama bunu normuna. Yaparken parodi de var işin içinde, dram da var. İşte Vaudeville'in Türkleri var. Sanıyorum Torun istiyorum ismi de oradan geliyor. Yani evet. Hani benim oğlum istediğim gibi bir oğlum olsun da torunu. Bir izleyelim mi? Kısa bir oyundan fragmanımız var sevgili seyircilerimiz. Belki tamam. Sezonda sizler de oyunu görmek istersiniz. Buyursunlar. Senin gelişen kişiliğini kullanma talimatlarına harfiyen uyarak yüksek ısıda yıkadım hep. Üzerine en hassas deterjanları olması gerektiği miktarda döktüm. Senin bedeninin çarşafını hiçbir zaman yabancı renklerle bir arada makineye atmadım ben. Hiçbir şey sana başka renk vermesin diye. Dışarıya karşı lekesiz ve bembeyaz çıkacaktın ve seni böyle tanıyacaktı dünya. Düğünün hemen ertesi günü karına ve çocuklarına hayat sigortası. Hayat sigortası. Üçlü bir fırsat poliçesi. Çünkü bir ailenin kazalara ve yangına karşı sigorta yaptırması gerekir. Ve karnında bir sonraki çocukla seni bekleyen eşini motor gücü yüksek aracınla yaşadığın şehrin hastanesindeki profesör doktor başhekiminin muayenehanesine götürürsün. Ve ben torunlarımı ziyarete geldiğimde onlara en sevdikleri oyuncakları hediye edeyim ve mutluluktan nefesim kesilsin. Seyirciden nasıl tepkiler çok güzel, geldi? Çok güzel. Çok eğleniyor bir kere seyirci. Yani bol kahkahası olan bir oyun. Yani oyunun dili yapay bir dil dediğim gibi şimdi belki de evet, fark evet, ettin. Fark yani ettim. Reklam dili, kapitalizmin evet. dili onun üzerinden aslında toplumsal bir eleştiride bulunan bir oyun. O dili yakalayan seyirci kahkahalara boğuluyor. Ama o dili
anlamakta zorlanan boyun ne diyor aralarda böyle. Öyle mi? Ama yine de biz buradan korkutmayalım tabii ki yani. O şeye ki hakikaten. Yok yok. Bu çok doğru bir açıklama çünkü. O, hepimiz reklam diline çok alıştık artık ülkece. Aslında çok yani, bildiğimiz bir dil. Çok iyi bildiğimiz ama bir dil. Ama tiyatroda normal gündelik hayat konuşması tabii, gibi değil. Ama sosyal medyada o dili evet. kullanıyoruz. Ekranda evet. keza öyle. Evet. Tiyatroda çok yabancı geleceğini sanmıyorum bence yani. Oldukça yani ben böyle bir oyun seyircisi olsam böyle kahkahalarla yerimde duramazdım kahkahalardan. Ama hani seyircinin beklentisiyle de alakalı. Alakalı belki. Tabii ki. Peki burada henüz oyunu izlemeyenlere ve sezonda izlemek isteyenler için ne diyebiliriz? Yani bu oyunu izlesinler çünkü? Çünkü kadınlarsa eğer yani seyircilerimiz kadın seyircilerse eğer nasıl bir anne olduklarını görmüş olacaklar. Erkek seyircilerse eğer erkeğin bu toplumdaki ona biçilmiş rolü çok güzel bir biçimde kendilerini onun üzerinden tarif edecekler. Yani olmaması gereken bir erkek modelini biz orada gösteriyoruz. Caner Cindoruk oynuyor o rolü ve olağanüstü güzel oynuyor. Çok çok sevdiğim bir dostum, arkadaşımdır. Harika. Evet. Torun herkesin istiyorum. Kendine dair bir payı var yani oyunda. Kendi kritiğini yapacağı bir pay var. Siz de torun istiyor musunuz? Daha çok erken oğlum galiba. Oğlum henüz küçük ama büyüdüğünde tabii ki neden olmasın. Acaba, o isterse isterim. Tabii ki. Peki ne olacak bizim ufaklık? Ne olacak? Basketbolcu. Baba yazar, baba her şeyi bilen iyi bir sanat insanı, anne çok iyi bir oyuncu. Ne olacak? Basketbolcu. Basketbol tutkusu var Poyraz'ın ama ne yani şöyle Poyraz, söyleyeyim. Oh, çok güzel. Şaşıracağım bir şey söyleyeceğim. Senin evet. için tanıdığın için söylüyorum. Evet. Garip bir biçimde oyunculuk yeteneği var. Zaten yani inanılmaz bir aksi mümkün mü? Ya sence? Ben hiç beklemiyordum ama. Yani hani olur ya yani benim işimi yapmasın gitsin hangi işi yaparsa yapsın. Anneler hep öyledir ya, bilirler kendi işlerindeki tuzakları, zorlukları vesaireleri öyle falan. Öyle misiniz peki? Yani evde siz karı koca oturduğunuzda Ercan abiyle beraber Poyraz aman inşallah bu işlere bulaşmaz diyor musunuz? Yani kendi içimizde tabii ki konuşuyoruz ama bunu Poyraz'a yüksek sesle Poyraz'a söylemiyoruz tabii. Ama o basket tutkusuyla beraber yaptığı gözlemler ve taklitleriyle ikimizin de ağzını açık bırakıyor ya, inanamazsınız yani. Belki de iyi bir sporcu ve aynı zamanda da eş zamanlı iyi bir sinemacı olabilir. Ne istiyorsa onu olsun. Oğlum mutlu olsun yeter ki. Aynen öyle. Özgür bırakmak lazım. Kesinlikle. Çünkü sen kendi adına belki de yaşadığın şeylerin oğlunu yaşaması istemeyeceksin. Onu özgür bırakacaksın. Kesinlikle. Nasıl bir hayat yaşamak istiyorsa arkasındayım. Efendim bu güzel cümleden sonra reklama gidiyoruz. ''60'ların İstanbul'unda Boğaz'da yaşamak isterdim ama yalıda değil, ihtişamdan ziyade basit bir yaşam özlemim var.'' Bu neden? Kasabada büyüdüğün için mi acaba? Tabii yani çocukluğumuzda bizim İstanbul, yani bize çizilen İstanbul 60'ların 70'lerin İstanbul'u yani uzak olduğum için ve hiç İstanbul'u görmediğim için hep hayal dünyamda o filmlerde eski Türk filmlerindeki İstanbul'la. Oralar yaktı bizi değil mi? Evet. Ne o doğa var şimdi ne hiçbir o tabiat şey ne o hiçbir ağaç şey ne o çiçek hiçbir o yüzden şey o filmler. Evet çocukken çok izlerdim Yeşilçam filmlerini. Oradaki mekanlar İstanbul buymuş falan. Yani o benim kafamda böyle bir İstanbul yerleştirdi ve o hiç çıkmıyor aklımdan. Ama tabii gözümün gördüğü İstanbul'la alakası yok. Tabii yaşadığım ki. İstanbul'la. İyi yemek yapar ve mekik oyası yaparmış efendim. Doğru mudur? Mekik oyası bilmiyorum, beni affedin. Nedir? Ay büyük bir eksiklik. Nasıl? Nasıl bilecektim ama ben onu? Şaka yapıyorum. Ha iyi. Yani. Hayır ben acaba eyvahlar olsun ya. Yok nedir? Yani annem benim böyle danteller, oyalar vesairelerle çok uğraşan biriydi yani örgülerle. İşte kız evlatlarında çeyiz hazırlanır ya, bir çeyiz kavramı vardır Anadolu'da, kasabalarda. Hep özendim biliyor musun çeyiz kavramına ama hiç çeyizim olmadı annen benim. Annen yapmıştır sana. Yapmadı. Yapmıştır. Yani iki bornoz. Nurhan ablacığım yapmıştır. Banyo terliğiyle sepetlediler beni. Anneanneciğim ama rahmetli. Örmüş elleriyle işlemiş. Canım. Mesela perdeler yapmış bana işte. Ne kadar güzel demek ki varmış. Varmış ama hani öyle bir şeye özenirdim ben. Hani sandıkla ben
ben böyle odaya gideceğim, sandığı açacağım falan. Belki yaş falan geçtiği için kimse uğraşmadı. Öyle kimse artık öyle evlenmiyor Doğacığım yani. Var, her dönemin var. Şeyi farklı, adeti farklı yani. Evet yani. Peki o mekik oyası o çeyize ait bir şeydi. İşte o çocukken bana böyle dantel öğretirlerdi. İşte iğne oyası öğretirlerdi. Mekik, mekikte de böyle bir tane şey var. Böyle hakikaten mekikten bir mekanizması olan bir alet. Böyle geçiriyorsun ipten, değişik değişik motifler yapıyorsun. Onunla örtü yap, hırka yap falan öyle şeyler. Hırka yapamazsın ya, tabii. Sadece işte yazma eşarp kenarlarına. Yapar mısın öyle evde? Şu anda yapmam. O yıllara ait bir şeydi. Niye şu an yapmazsın? Vaktim yok. Yani şöyle söyleyeyim. Ben o anlamda hünerleri geliştiren biri değilim. Yani hünerlerimi o yıllarda bıraktım diyeyim. Mesela şöyle komik bir anı anlatayım. Bir tane annem çeyizine kalsın diye bana mutfak takımı yaptırmıştı. Böyle dantel. Ay, ne güzel. Piko ile onu yerleştiriyorsun şeyi kumaşların içine. Sonra o senin çeyizine kaldırılıyor. Başladım ortaokuldayken. 3 tane yapmışım. Lise bitti. Hadi 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 annem dedi, baskı yapıyor, yapmadım. Üniversite bitti, hala yapmadım. Artık evleneceğiz falan filan. Annem dedi ki ya bu dedi yarım kaldı dedi. Bunu dedi bir yap. Anne hiç uğraşamam. Birine yaptır olsun bitsin. Yani o şekilde mesela mutfak takımı da tamamlanmış oldu. Yani güzelmiş. Çok heyecanlandırmıyor beni. Çok heyecanlandırmıyor. Peki kasalı su motoru kullanmak seni heyecanlandırıyor mu? Götüreyim seni köprü başına, atayım kasaya ve biraz hız yapalım. Nasıl bir şey o? Güzel bir şey. Ay bunu çok isterim. Gölge ya. Gölge oyununda Şener Şen'le Şevket Altun şeyin hatırlar mısın motosikletini? Evet. İşte öyle bir şey benim ay, kullandığım. Sahip onu evet. Kaç yaşlarında kullanırdın? İşte 11, 12 ve sonrası. Tam bir kasaba, tam bir çılgın kız. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Çok güzeldi sohbetin, güler yüzün, sevgili dolu bakışların. Ben teşekkür ederim. Yolun apaçık olsun ki biliyorum zaten. Başarıdan başarıya koşacağını da biliyorum. Son projeyi de tebrik ediyorum ve kendim dahil, dahil herkese Torun istiyoruma sezonda çağırıyorum. Önümüzdeki ve bekliyorum. Sezon, ben de buradan seslenmek isterim tüm tiyatro severlere. Gerçekten kaçırırlarsa üzülecekleri bir oyun. Harikasın. Kaçırmayacağız. Söz veriyoruz. Sevgiyle kalın efendim. İyi akşamlar.